Herkese merhaba arkadaşlar. Arslanlar Otomotiv'den Yüksel Usta ben. Bugünkü aracımız 1.6 benzinli Opel Astra H kasa aracımız. Aracımızdaki sorundan bahsedeceğim. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz adaptörün içindeki küçücük bir orik parçası var. Bu orik parçası nelere mal olmuş, ne kadar masraf açmış araca, bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz küçücük bir hatanın doğurduğu sonuçları göstereceğim. Aracın şanzıman kısmını bir çekebilir miyiz abi? Söktüğümüz yerleri, girdiğimiz zahmeti bir gösterebilir misin? Bakın gördüğünüz gibi küçücük bir parça yüzünden aracın şanzımanını söktük. Komple şu şekilde görmüş olduğunuz işlemleri yaptık. Şimdi neymiş bu arıza? Neden böyle olmuş? Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, olaya en başından başlamak gerekirse müşterimiz bize debriyajım ayırmıyor, debriyaj pedalım aşağıya düştü, debriyaj boşaldı şikayetiyle geldi. Yaptığımız kontrollerde debriyaj üst merkezimizin görmüş olduğunuz parça arızalı olduğunu fark ettik ve bunu söktük. Orijinal parçayla yenisini değiştirdik arkadaşlar. Ancak şöyle bir durumla karşılaştık. Yeni parçayı taktıktan sonra debriyajın havasını aldığımızda debriyaj pedalı tabiri caizse adeta kütük gibi oldu. Yani hiç basılamayacak dereceye geldi. Tabii biz de pedal sertleştiği için bunu fazla zorlamadık. Yeni parçaya da zarar vermeyelim diye tekrar debriyaja basıp zorlamadık. Yaptığımız kontrollerde debriyaj alt merkezinde bir problem olabileceğini düşündük. Debriyaj alt merkezimiz bu arada bu arkadaşlar. Şimdi bu az önce bahsettiğim adaptör, ucuna görmüş olduğunuz o-ring parçası sıkışan adaptör, debriyaj üst merkezimiz, alt merkezimize pardon, bu şekilde montajı sağlanıyor. Şimdi neden bu kadar zahmete girdik ondan bahsedeyim. Hatta şu adaptörün girdiği yeri de göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın bu debriyaj hortumu. Debriyaj hortumunun içindeki lastik o-ring parçası parçalanıyor ve görmüş olduğunuz adaptörün yağ giriş kısmını tıkıyor. Şimdi bu burayı tıkayınca ne oluyor ondan da bahsedelim. Burayı tıkadığında debriyaj üst merkezi yağı buradan basamıyor. Yağı buradan basamayınca, yani yağ geçişi buradan olmayınca pedal sertleşiyor tabi haliyle. Pedal sertleştiği zaman da sert bir şekilde, yani debriyaja zorlarsak yine yeni olan parçayı bozabiliriz. Bu sebepten dolayı zorlamadık. Şanzımanımızı söktük. Yani bu kısımdan yağ geçemiyor ve debriyaj ayırmıyor. Diyelim ki bir miktar yağ geçişi sağlandı. Bu sebepte ne oluyor? Yağ bu kısımdan, bakın merkez normalde bu şekilde çalışır. Araç üzerindeyken, hatta evet sıkışmış bastıramıyorum. Bu rulman aşağıda oluyor arkadaşlar. Normalde yağı bastığımız zaman buradan geçen yağ buraya doluyor. Boru tıkalı olduğu için, yağ geriye gelmediği için ne yapıyor? Debriyaj sertleşiyor. Hatta bilyanın üst kısımlarını da görebilirsiniz. Bakın basılı kalmış. O sebepten dolayı bu arızayı gerçekleştirmiş. Şimdi biz ne yaptık? Bahsettiğimiz gibi şanzımanı söktük komple. Şanzımanı söktük. Bu arada baskı balatamızı da söktük. Debriyaj alt merkezimiz bu sıkıntıdan dolayı arıza yapmış, içindeki o-ringleri patlatmış ve hidrolik yağını bu kısımdan akıttığı için bakın baskı balatamızı yağlamış. Bu şekilde yağlı kısımları görmek de mümkün. Tabii bunu mecburen değiştireceğiz çünkü balata yağlandığı zaman kaçırma yapacaktır. Balata, baskı ve rulmanımızı değiştireceğiz arkadaşlar. Yani kısaca özetlemek gerekirse küçücük bir o-ring parçası çok kötü sonuçlar doğurabilir. Daha doğrusu eğer aracınızda, debriyajınızda sertlik varsa bunu mutlaka kontrol ettirin. Yani bu sertlik neden kaynaklanır? Şimdi bazı durumlarda şu baskının şu şemsiye kısımları hani zamanla basıp bırakarak sertleşme oluşabiliyor. Yani sertleşmeden dolayı, çelikleşmeden dolayı bunlar sertleşme olabiliyor. Aynı zamanda balata tozları,
Yani şu balatanın aşınan tozları baskının iç kısmındaki, yani şu şekilde gösterelim, şemsiyelerin çalıştığı yüzeylere yapışıyor ve bu da baskı balatanın sertleşmesine sebep oluyor. Bu sebepten dolayı debriyaj sertliği oluşabilir. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi böyle bir durum oluşmuş olabilir. Ve hatta debriyaj üst merkezinden gelen yağ hortumumuz var bir adet. Bakın bu plastik bir boru. Bu boru zamanla tabi debriyaj hidrolik yağının değişmemesinden dolayı bu hortum kauçuk malzemesi iç kısmından yırtılıp parçalanabiliyor ve bu boru tıkanıyor. Bu boru tıkandığında ne oluyor? Debriyaja basıyorsunuz. Üst merkezimizden, şu kısımda üst merkezimiz var. Debriyaja bastığınızda üst merkez yağı buraya geçiremiyor. Geçiremeyince tıkalı olduğu için, üst merkezden yağ buradan geçiş yapamadığı için debriyaj üst merkezini patlatıyor. Tabi debriyaj üst merkezi patladıktan sonra da ne oluyor? Mesela dikkat etmeyen bazı ustalarımız hani bunun farkına varmıyor. Yeni debriyajı takıyor, basıyor, tekrar yine sıfır parçayı bozabiliyor. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Debriyaj sertleşmesini mutlaka dikkate almak gerekiyor. Yani belki hortum tıkalıdır. Hortumu değiştirdikten sonra arızanın, sorunun çözülme olasılığı çok yüksektir. Ama bunu dikkate almazsanız, debriyaj sertliğine dikkate almazsanız, aynen Opel Astra H-Kasa aracımızda görmüş olduğunuz gibi çok maliyetli ve zahmetli bir işçilik ortaya açığa çıkacaktır arkadaşlar. Yani bu ilginç arızayı sizlerle de paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir o-ring parçası çok kötü sonuçlar doğurmuş. Yani eğer debriyajınızda bir sertlik varsa bunu mutlaka kontrol ettirin. Aynı zamanda debriyaj hidrolik sıvımızı, yani bu debriyaj hidrolik sıvısı derken fren yağıyla aynı sıvıyı kullanıyor debriyajımız. Debriyaj ve fren yağlarımızı zamanla değiştirelim. Çünkü bu yağın bozuk olması kauçuk parçalara zarar veriyor. Debriyaj yağlarımızı da niye değiştiriyoruz? Bunu da bahsedeyim. Fren yağımız, debriyaj yağımızın değişimini şu sebepten dolayı yapıyoruz. Normalde hidrolik sıvısı suyu, yani bildiğimiz suyu sevmeyen bir sıvıdır arkadaşlar. Suyu gördüğü anda debriyaj hidroliği bozulur. Hidrolik özelliğini yitiren bir sıvıdır. Şimdi yağı değiştirmemizdeki amaç da hidrolik yağımız zamanla buhardan dolayı su buharından dolayı yağ bozuluyor. Su buharı da nasıl oluyor? Şimdi kış aylarında veya yaz aylarında fark etmiyor. Motorun görmüş olduğunuz kısım soğuk oluyor. Aracı çalıştırıyoruz. Aracı çalıştırdığımızda motor ısısından dolayı bu yağ tüpünün içinde buharlaşma oluşuyor arkadaşlar. Bu buharlaşma da su buharı da yağa karışıyor ve yağın özelliği bozuluyor. Yağın özelliği bozulunca da debriyaj alt merkezi, üst merkezi, fren silindirleri, fren ana merkezi, yani hidrolik yağıyla çalışan tüm sistemler arıza yapıyor arkadaşlar ve çok kötü sonuçlar doğuruyor. Evet, size de bu ilginç arızayı çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.